Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Profesör Doktor Serra Erez Tarıoğlu'yla iyi gelirli platformuyla tekrar bir ortak yayında birlikteyiz. Bu defa sizlere yeni olarak sermaye piyasasında yatırımcılarla buluşturulması hedeflenen fonlarla ilgili video yapalım istedik. Çünkü biliyorsunuz sermaye piyasasındaki bu fonların duyurusu resmi olarak SPK'nın bülteni aracılığıyla yapılıyor ve bu bültenler Perşembe gününden Perşembe gününe eğer siz SPK'ya üyeyseniz ve oraya e-posta adresinizi bıraktıysanız düzenli olarak da sizin e-posta adresinize geliyor. Yatırımcılara sunulması onaylanmış fonların bir gözden geçirmesini yapacağız aylık periyotlarda. Bunun için size bir sunum hazırladık, ortak bir sunum hazırladık. Hocamla birlikte bunu sizinle paylaşacağız. Ne dersiniz hocam? Başlayalım mı? Başlayalım. Ben de hoş geldiniz diyeyim izleyicilerimize. İnşallah faydalı bir yayın olur. Biz Yücel'in de dediği gibi periyodik olarak her ayın sonunda bu yayınları yapmayı planlıyoruz. Böylelikle sizleri yeni çıkan fonlardan haberdar edeceğiz. Biz de bu fonlarla ilgili edindiğimiz bilgileri daha çıkmadan sizinle paylaşmış olacağız. Ben şimdi hemen sunumu açayım, buradan devam edelim. Evet, ben başlayayım mı Tabii Yücel? ki, tabii ki hocam. Buyurun. Şimdi şöyle yaptık. Hem yatırım fonları hem de serbest fonlar açılıyor. SPK'dan izahnamelerini onay alıyorlar. Gruplandırdık. İlk önce bir yatırım fonlarını söyleyelim. Eylül ayında izahnamesini onay almış olan fonlar. Fakat bu fonların burada gördüğünüz gibi kodları yok. Çünkü daha işleme açılmış değiller. Şu anda işlem görmüyorlar. Dolayısıyla kodlarını bilemiyoruz. Sizinle sadece isimlerini paylaşıyoruz. Ama işlem görmeye başladıklarında kodları da gelecektir. Burada gördüğümüz bizim hem para piyasası tarafında, hem işte altın tarafında, hem değişken fonlar tarafında yeni yeni fonlar izin almışlar. Bunlardan ilk gördüğünüz Albatros portföyün birinci fon sepeti fonu, Piramit portföyün değişken fonu çıkıyor. Yeni bir şirket, yeni bir portföy yönetim şirketi Piramit portföy. Albaraka portföyün çoklu varlık katılım fonu geliyor. Nurol portföyün ilk defa bir hisse senedi fonu çıkıyor. Birinci hisse senedi fonu ismiyle. TEP portföyden Şekerbank para piyasası TL fonu geliyor. Hedef portföy temalı bir fon çıkartıyor. Temiz enerji değişken fon. Avro portföyünde bir para piyasası fonu işlem görmeye başlayacak. Ve Inveo portföyün altın katılım fonu işlem görecek fonlar arasında. İkinci slaytımıza gelelim. Burada da serbest fonlar var. Çok sayıda serbest fon var. Burayı biraz özetleyelim istersen Yücel. Tabii ki. Şimdi serbest fonlar tarafında arkadaşlar burada SPK'nın bülteninde mesela Atlas Portföy'ün sektör odaklı iki tane serbest fonunu görüyoruz. Yani bankacılık sektörüne odaklı ve sanayi sektörüne odaklı iki tane serbest fon ve hisse senedi yoğun fon bunlar arkadaşlar. Stopajsız fonlar ancak serbest fon statüsündeler. Statek Portföy'ün ikinci alfa serbest fonu, QNB Finans Portföy'ün kar payı ödeyen fakat bunu döviz cinsinden ödeyen bir serbest fonu daha var. Sektörümüzün majör şirketlerinin, majör portföy şirketlerinin serbest fon liginde sıklıkla başvurdukları bir seçenek bu serbest döviz fonlar. Çünkü yatırımcılar tarafından, o portföy şirketlerinin müşteri tabanı tarafından sürekli talep edilen fon türleri bunlar. QNB Finans Portföy de bu anlamda yine döviz cinsinden ödeme yapan, kar payı ödeyen bir serbest döviz fonunu yatırımcılarla buluşturmuş. Benzer bir fon, burada çok ilginç bir nokta var arkadaşlar. Deniz Portföy 15. serbest fonunda bu defa yatırımcıları Pound'la buluşturuyor. Yani Pound cinsinden yatırım yapabileceğiniz bir serbest fona kavuşuyor sermaye piyasası. O anlamda açıkçası Deniz Portföy'ün 15. serbest fonunu ben de merakla izleyeceğim ve takip edeceğim. Ödeme periyotları nasıl olacak? Nasıl getiriler sunabilecekler? Varlık sınıfları anlamında nelere yatırım yapacaklar? Benchmarkları ne olacak? Bu anlamda açıkçası merak içindeyim. Sizlerle birlikte zaten aylık periyotlarda bu güncellenmiş listeleri paylaşırken bir önceki ayda böyle çok merak ettiğimiz fonların bir aylık performansları nasıl olmuş bunlara da biraz göz atmayı açıkçası planlıyorum. Şimdi bunun dışında yine Deniz Portföy'ün Avro fonu var. Yani Avro cinsinden yatırım yapan bir fonu var. Ve bunun dışında Alize hisse senedi serbest fonu, hisse senedi yoğun fon olarak da bir onay aldığını görüyoruz. Yani Deniz Portföy bu anlamda fazla sayıda seçeneği burada sunmuş görünüyor. Kuvvet Türk Portföy'ün yine Deniz Portföy gibi döviz cinsinden kar payı ödemesi yapan bir serbest fonla fakat katılım serbest fonla sermaye piyasasında kendisine yer aradığını görüyoruz. Yatırımcılara sunulduğunu görüyoruz. Benzer bir şekilde Sepet Hesap Katılım Serbest Döviz Fonu da var. Burada özellikle bir para birimi belirtilmemiş. Burada dolara da, euroya da rastlayabilirsiniz. Ancak diğer fonlarda özellikle ünvanda bir para birimi belirtildiği için bu fonların odaklandığı
para biriminin orada belirtilen para birimi olduğunu bilmek gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar Nuro Portföy tarafından yine bir hisse senedi serbest fon yatırımcılara sunulmuş. Yine Nuro Portföy burada Eksen hisse senedi serbest fonunda da bir serbest fon seçeneğini hisse senedi yoğun fon olarak yatırımcılara sunmayı hedeflemiş gördüğümüz gibi. Çok fazla sayıda serbest fon var diğer fonlara göre baktığımız zaman. Burada özellikle dövize odaklanmış olan ve kar payı ödeyen fonlar dikkat çekici gözüküyor açıkçası. Evet, son zamanlarda da zaten döviz serbest fonlar epeyce ilgi görüyor piyasada. Bu tarafa doğru bir kayış olduğunu da görmüştük geçtiğimiz hafta para piyasası fonlarından. Bunu da portföy yönetim şirketleri daha fazla sayıda fon çıkartarak zannediyorum bu ilgiyi toplamaya çalışıyorlar. Şimdi Evet. buradan biz birkaç tane fonun aslında daha detaylı size nasıl diyelim tanıtımını yapmak istedik. Burada da yatırım fonları tarafından 4 tane fon seçtik. Şimdi bu fonları paylaşalım. Ben hemen şöyle ekranımı devam ettireyim. İlk sıradaki fonu ben Yücel'e vereceğim. Piramit Portföy'ün değişken fonunu Yücel anlatacak. Yatırım stratejisi nedir? İşte hangi tür yatırımcılara uygundur risk değerleri anlamında da baktığımızda bunları biraz özetleyeceğiz. Tabii ki. Piramit Portföy genç bir portföy yönetim şirketimiz. Sermaye piyasamızda henüz ismini yeni yeni duymaya başladığımız bir portföy yönetim şirketi. Ve değişken fon liginde şu ana kadar herhangi bir seçenek sunmamıştı sermaye piyasasında. Bu anlamda bir ilk olma özelliği taşıyor Piramit Portföy değişken fon. Hocamın dediği gibi herhangi bir kod bilgisi bilmiyoruz şu anda. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak bu fonun bir özelliği var arkadaşlar. Bakın zaten yatırım stratejisi kısmında çok net şekilde belirtilmiş. Kanallarımızı yakından takip eden yatırımcılar zaten bilirler bunun ne anlama geldiğini. Eğer Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarından en az %51 oranında bulundurma taahhüdünde bulunan değişken fonların nasıl bir avantajı vardı arkadaşlar? Stopaj avantajı vardı. Piramit Portföy Değişken Fon da bize böyle bir avantaj taşıyan değişken fon sunuyor. Ve burada özellikle bir şey belirtilmiş bakın. Sabit bir varlık dağılımı hedefi yok fonun. Değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi hedefleniyor. Şimdi değişken fon dediğimiz zaman hoşumuza giden etmenlerden bir tanesi bu. Portföy yöneticisi rahat. %51'lik bir seviyede hisse senetlerine yatırım yapıyor. Biz bu fonu bir seneden uzun tutarsak stopaj da yok. Çok güzel geliyor kulağa değil mi? Zaten burada Piramit Portföy de yatırım stratejisi kısmına bunu net bir şekilde özetlemiş. Şimdi burada Piramit Portföy orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri hedefliyor arkadaşlar. Zaten sektörümüzde Borsa İstanbul'a odaklı olarak oradan yatırım yapan fonların da birçoğunda benzer bir yatırım ufkunu görüyoruz. Yani orta vadede TL bazında yüksek getiri. Burada Piramit Portföy tüm fırsatlardan yararlanacağını söylemiş. Küresel ve yerel konjonktürde onlardan yararlanarak etkin bir portföy yönetim stratejisi güdecek. Yani siz bu fonu aldığınızda bileceksiniz ki sizin portföy yönetim şirketiniz bu fonu aktif şekilde yönetiyor arkadaşlar. O nedenle bir değişken fon zaten pasif bir şekilde yönetilmez. Burada zaten portföy yönetim şirketinin hareket kabiliyetini, portföy yönetim becerisini daha iyi görme şansınız olacak. Piramit Portföy zaten burada bir istikrarlı performans hedeflemiş. Uzun vadeli bir öngörüyle bir portföy oluşturacağını, yatırımcıların getirisini maksimize edecek adımlar atacağını belirtmiş gördüğümüz gibi. Taktiksel tarafta da işte bakın arbitraj gibi, volatilite gibi, ani haber akışları gibi fırsatlar doğduğunda Piramit Portföy değişken fonda bu fırsatlardan yararlanmayı hedefleyen bir portföy yönetim motivasyonu var. Bu anlamda dikkatli bir şekilde izlemekte fayda olabilir. Fonun karşılaştırma ölçütü biraz önce ifade ettiğim gibi neydi? %51 oranında zaten Borsa İstanbul pay senedi taşıyacağı için burada %50 oranında BIST 100 getiri endeksi zaten ölçüt olarak kabul edilmiş. Geride kalan kısım ise BIST KYD'nin bir aylık mevduat endeksi. Piramit Portföy bu fonu oluştururken risk değerini 7 üzerinden 5 olarak kurgulamış. Yüksek riskli bir fon ancak çok yüksek riskli bir fon olarak ifade edilmemesi gerekiyor bence 7 üzerinden 5 riskli bir fonun yüksek olarak ifade edilebilir. Yönetim ücreti rekabetçi gözüküyor. Değişken fon liginde baktığımızda %1,5 oldukça rekabetçi bir yönetim gider ücreti ve
Fonu biraz önce ifade ettiğim gibi bir yıldan uzun tutan yatırımcılar için herhangi bir stopaj söz konusu değil. Ancak yatırımcılar bu fonu bir yıldan daha az tutarlar İşte fon değişken bir fon, %10'luk bir stopaj yükümlülükleri var. Burada da daha önce bazı bizim kullanıcılarımızdan, ilgilerin kullanıcılarından gelen geri dönüşlerden ben izleyicilerimize bahsetmek istiyorum. Ellerinde bu tür işte %51 hisse tutup da stopaj avantajına sahip olan fonları sattıklarında kimi zaman bankanın vergi kestiğini, stopaj kestiğini duyduk. Eğer böyle bir şey olursa muhakkak bankanıza başvurmanızı öneriyoruz. Yazılı olarak bir dilekçe verebilirsiniz veya danışmanınızla görüşebilirsiniz. Bu tür bir fonu bir yıldan uzun tutarsanız kesinlikle vergi ödememeniz gerekiyor. Hani bunu da dikkatinize sunalım. Şimdi bahsedeceğimiz fon da Albaraka Portföy'ün Çoklu Varlık Katılım Fonu. Bir isminden de anlaşılacağı gibi katılım esasıyla yönetilen bir fon bu. Ve bundan önce aslında özellikle de katılım fonları tarafında az sayıda fon varken Albaraka Portföy'ün bu fonunun da eklenmesiyle beraber artık çok sayıda fon var ve çoklu varlık katılım fonu olarak da sayıların epeyce arttığını görüyoruz. Buraya yoğun yatırımcı ilgisi talebi nedeniyle de portföy yönetim şirketlerimiz bu fonları kurmaya devam ediyorlar. Çoklu varlık dediğimiz şey aslında az evvel Yücel'in Piramit Portföy'ün değişken fonunda anlattığı gibi piyasadaki değişimlere göre portföyün içerisindeki varlıkları değiştirmek ve sadece tek bir varlığa ya da birkaç tane varlık sınıfına yatırım yapmak yerine çeşitlendirmeyi de sağlayabilmek adına çok sayıda varlığı portföyün içerisinde tutma prensibine dayanıyor. Burada bizim gördüğümüz Albaraka Portföy'ün bilgilendirme notundan hem yurt içindeki yatırım araçlarına yatırım yapacaklar hem de yurt dışındaki gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki yatırım araçlarını portföylerinde tutacaklarını anlıyoruz. Çünkü buralardaki fırsatları değerlendirmeyi göz önüne alıyorlar, bunu hedefliyorlar. Dolayısıyla piyasalardaki değişimler, global sektördeki farklılaşmalar bunların hepsini aslında bizler adına, yatırımcılar adına varlıklar arasında geçişler yaparak fonlarının getirilerine yansıtmayı planlıyorlar ve burada da tabii ki amaçları istikrarlı ve uzun vadeli bir kazanç sağlayabilmek. Burada çeşitlendirmeyi varlık sınıflarıyla sağlayacaklar ve bunu da aslında bir risk yönetim aracı olarak da kullanacaklar. Çünkü biliyorsunuz katılım fonları aslında faizli enstrümanlara yatırım yapamıyorlar. Korunma amacıyla, portföyü koruyabilmek amacıyla bu tür faizli enstrümanların da yer aldığı viyop işlemleri de yapamıyorlar. O nedenle ne yapacaklar aslında? Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki fonun içerisinde hisse senedi var, işte yabancı hisse senedi var, işte bir miktar da Eurobond benzeri kira sertifikaları var katılım tarafı için uygulanan. Gelecek işte bunun içerisinde bir miktar da altın koyarak burada bir hani sigorta etkisi yaratmaya çalışacak ve portföyü bu şekilde diğer araçlardaki düşüşlere karşı altındaki işte yükselişle koruyacak. Örnek olarak verdim tabii ki yani altında da bir düşüş olabilir. Bunu da yükselmesini beklediği diğer yatırım araçlarıyla çeşitlendirerek sağlayacak. Tabii yani fonun en önemli amacı dediğimiz gibi istikrarlı ve uzun vadeli getiriyi bu şekilde sağlayabilmek. Katılım Yücel. fonlarında benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi hocam. Aslında katılım fonlarının yapıları itibariyle bir dezavantajlı tarafları var. Neden? Çünkü katılım esası dediğimiz o tanımlamanın altında faize yatırım yapmamak gibi çok felsefik bir yaklaşım olduğundan bu fonları yöneten portföy yönetim şirketleri, portföy yöneticilerinin de aslında bu hassasiyeti çatı kabul ederek yönetimi ona göre yapmaları gerekiyor. Sizin programınızda çok iyi hatırlıyorum. Albaraka Portföy'ün RBH fonunu yöneten çok değerli bir yöneticimiz, profesyonelimiz vardı. Bu hatta 2021-2022 yıllarında bir video bile olabilir. Çok Oradaki eski, evet. cümle benim çok net bir şekilde aklımda kaldı hocam. Orada şöyle bir ifade kullanmıştı. Biz Viyop teminatlarını satın alamadığımızdan, Viyop pozisyonu kullanamadığımız için bizim diğer faizli enstrüman kullanan fonlardan farklı tarafımız piyasa zamanlamasını çok daha iyi yapmak zorunda olmaktan kaynaklanıyor. Şimdi sonuçta bir koruma teminatı veya gelir getirici kaldıraç kullanamadığınız için sizin ne yapmanız gerekiyor? Piyasa koşullarının iyi olduğu dönemlerde riski daha yüksek seviyede tutmanız, piyasa koşullarının kötü olduğu dönemlerde piyasa zamanlamasını doğru yapmanız ve portföy içerisinde doğal bir hedge mekanizması yaratmanız gerekiyor.
herhangi bir viyop teminatına başvurmadan. Bu anlamda katılım fonlarının yönetimi sahip oldukları veya yatırım yapabilecekleri hisse senedi veya varlık sınıfı adedi biraz daha dar olduğu için aslında biraz daha maharet istiyor diye düşünebiliriz. Bu anlamda Albaraka Portföy'ün çoklu varlık katılım fonu da bu hassasiyete sahip olan yatırımcılar için sunulmuş önemli bir alternatif olacak gibi duruyor. Evet, kesinlikle doğru söyledin. Ben de hatırlıyorum o programı. Albaraka Portföy'ün bir yöneticisiyle yapmıştık. Epeyce oluyor, pandeminin başları bile olabilir hatta. Dolayısıyla aslında gerçekten hani o anlamda baktığımızda yani fon yöneticilerin zaten işi çok zor. Yani bu piyasa koşullarında özellikle. Bir de böyle kısıtları olduğu için aslında katılım tarafındaki fon yöneticilerimizin işi de oldukça güç gibi gözüküyor ama biz hepsine tabii ki başarılar diliyoruz. Şimdi bu fonumuzun da karşılaştırma ölçütü %50 oranında biz katılım 30 getiri endeksini almış. Çünkü portföyünde Borsa İstanbul'daki katılım esaslı hisse senetlerine de yer verecek. Biz bunu anlıyoruz. Tabii yurt dışı piyasalara da yatırım yapacak. Bir de bunun üzerine %50 oranında biz kayda bir aylık kar payı dolar endeksini koymuş. Yani içerisinde yurt dışı piyasalara da yatırım yapacağı için aslında dolar bazlı da bir benchmark'ı kendisine hedef olarak koymuş. Bunu söyleyebiliriz yarı yarıya olmak üzere. Fonumuzun risk değeri 4, yani orta riskli bir fon olduğunu söyleyelim. İşte mevduatın üzerinde ben kazanmak isterim ama çok da fazla risk almak istemiyorum diyen yatırımcılar için uygun. Yani burada mevduat derken tabii katılım tarafı için katılma hesabı olarak belki bunu söylememiz gerekir. Değeri 4 dedik. Yıllık yönetim ücreti de %2,55'miş. O yaklaşık olarak hesaplanan bir oran bu. 2,55'lik bir yönetim ücreti var. Stopaj oranı da bireysel ve kurumsal yatırımcılar için %7,5. Bu %7,5 aslında 31 Ekim tarihine kadar geçerli. 31 Ekim'den sonra TL bazlı fonlardaki bu %7,5'luk avantaj 31 Ekim'den sonra sona erebilir. Dolayısıyla bunu da hani göz önüne alarak eğer böyle bir fona yatırım yapmak istiyorsanız bu fonu çıktıktan sonra da incelemenizi öneriyoruz biz sizlere. Şimdi bir sonraki konumuza geçiyorum. Burada da Nurol Portföy'ün arkadaşlar hisse senedi yoğun fonu var. Biliyorsunuz bize yatırım fonlarındaki fon ünvanları çok net bazı mesajlar veriyor. Bu fonda da bakın parantez içerisine alıp kırmızıyla işaretlediğimiz HSYF ifadesi aslında hisse senedi yoğun fon demek. Hisse senedi yoğun fon demek zaten bu portföyde her zaman asgari %80 oranında hisse senedi bulundurmak demek. Biraz önce Albaraka Portföy'ün fon yönetimiyle ilgili olarak yapmış olduğumuz yorumun bakın burada benzer bir yorumunu görüyorsunuz. Yani piyasanın olumsuz dönemlerinde defansif hisselere ağırlık vermek şeklinde yaklaşımı olmuş burada Nurol Portföy'ün. Aslında bu piyasa zamanlaması ilkesinin bir başka ifadesi. Piyasanın pozitif olduğu dönemlerde ise Nurol Portföy'ün aslında bu portföyde bu hisse senedi fonunda ulaşmayı hedeflediği getiriyi yaratmak için oluşturduğu o temel portföy yapısında temel analiz ve makro dinamiklere göre hareketler var. Burada da özellikle niş bir alan belirlemiş arkadaşlar. Küçük ve orta ölçekli şirketler diyor bakın çok net. Yani burada hem temel analiz var hem makro dinamiklere göre yapılan bir seçim var. Bu seçim de küçük ve orta ölçekli şirketlere ağırlık vererek yapılacak. Ve burada geçilmek istenen şey Borsa İstanbul 100 endeksi. Endeksten pozitif şekilde ayrılmayı amaçlıyor Nurol Portföy bu birinci hisse senedi fonunda. Burada peki bu fon sadece elbette %80'lik bir hisse senedi ağırlığı taşıyor. Kısa vadeli getirileri fon portföyüne dahil etmek adına bir şey yapmayacak mı? Hayır, yapacak. Bunda da yapacak. Kısa vadeli taktiksel fırsatları da değerlendirecek arkadaşlar. Burada dinamik bir strateji ifade edilmiş. Tüm piyasa koşullarından yararlanmayı hedefleyen ve bu anlamda genel benchmark'tan pozitif tarafta ayrılmayı hedefleyen bir yaklaşım hedeflemişler. Gördüğümüz gibi aslında hem taktiksel hem de uzun vadeli bir perspektifin harmanlanması söz konusu diye ifade edilebilir. Evet, Nurol Portföy'ün aslında hisse senedi fonu yoktu. En başta da söylemiştik. Bu ilk fonu galiba değil mi Yücel? Evet, ilk fon Nurol Portföy özellikle para piyasası fonuyla böyle çok bir anda göz önüne çıkmış bir fondu. Çok dikkat çeken bir fondu. Gerçekten orada da portföy yönetim şirketinin para piyasası fonundaki getiri performansının benchmark'a baktığımızda oldukça iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Benzer bir getiri performansı bakalım birinci hisse senedi fonunda da olacak mı? Açıkçası yakından takip edeceğiz. Evet, ben de merak ediyorum.
Evet, şöyle bakalım karşılaştırma ölçütlerine ve diğer parametrelere. Elbette karşılaştırma ölçütü biraz önce ifade ettiğimiz gibi zaten bakın çok net ifade etmişler. Endeksten pozitif ayrışmak diyor. Zaten karşılaştırma ölçütüne de %90 oranında Borsa İstanbul 100 Getiri Endeksini koymuş. Geride kalan %10'luk kısımda birçok fonda olduğu gibi BIST KYD'nin Repo Brüt Endeksi. Fonun risk değeri 7 üzerinden 6. Bir aktif yönetim kokusu alıyorsunuz zaten bu yaklaşımdan. Yani 7 üzerinden 7'lik bir şey değil. Risk değil 7 üzerinden 6. Bir aktif yönetim var. Piyasa koşullarındaki fırsatlardan yararlanılacak. %81 hisse senedi ağırlığı taşınmak zorunda. Yani klasik bir hisse senedi yoğun fon. Yerli varlıklara yatırım yapan hisse senedi yoğun fon olarak düşünebilirsiniz. Yıllık yönetim ücreti 2,75 ve stopaj oranı zaten bu özelliği nedeniyle hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle %0 olarak ifade edilmiş gördüğünüz gibi. Nurol Portföy'ün az evvel en başta da bahsetmiştik. İki tane daha serbest fonu geliyor. Hisse senedi yoğun fon olarak yanlış hatırlamıyorsam. Onlarda da stopajın sıfır olduğunu söyleyelim. İzleyicilerimiz bazen karıştırıyorlar çünkü. İşte serbest fon olduğu için vergi var mıdır acaba diye. Bir fon ister serbest fon olsun ister normal yatırım fonu olsun. Eğer hisse senedi yoğun fonsa stopajı sıfır. Yani kazanç üzerinden vergi ödemiyorsunuz. Bunu da tekrar burada belirtmiş olalım. Ve son inceleyeceğimiz fon Albatros Portföy'ün birinci fon sepeti fonu. Ben fon sepeti fonlarını çok seviyorum aslında. Çünkü çok sayıda fonu alıp portföyünüzde takip etmek yerine size bir böyle sepet sunuyorlar. Farklı farklı fonlar. Tabii özellikle de bu fonlar bütün tefastan seçilmiş fonlar olursa çok daha güzel oluyor bence. Çünkü hani tek bir portföy yönetim şirketinin içerisine hapsolmamış vaziyette en iyi performans gösterenleri size sunuyor. Şimdi Albatros Portföy'ün nasıl bu şekilde mi olacak yoksa sadece kendi fonlarından bir fon sepeti mi yapacak? Bunu bilmiyoruz tabii ki. Fon işlem görmeye başladığında ve portföy dağılım raporunu açıkladığında bunu öğrenebileceğiz. Ama umarım öyle olur. Diğer fon şirketlerinin fonlarını da alırlar. Fon sepeti fonları en az %80 oranında portföylerini diğer fonlardan oluşturmak zorundalar. Bunu bir gün bile hani 79'a düşüremezler. Bunu aslında SPK'nın bu tür kurallar getirmesinin sebebi de fonun ismindeki ifadelerin yatırımcıları yanıltmaması. Örneğin bir hisse senedi fonu dediği zaman yatırımcı ben bir hisse fonu alıyorum. İçerisinde de işte en az %80 hisse vardır diyebiliyor. Ama diyelim ki böyle bir kural olmasaydı bir hisse senedi fonu işte yöneticisi piyasa düştüğünde hisse senedi oranını %40'a düşürseydi o zaman aslında yatırımcının yatırım yapmak istediği hisse senedine yatırım yapmamış olurdu. Aynı şekilde fon sepeti fonlar için de bu geçerli. %80 oranında en az fonlardan oluşturmak durumunda. Bu fonumuzda kendi yatırım stratejisini orta ve uzun vadeli TL bazında yüksek getiri sağlamayı amaçladığını söyleyerek belirtmiş. Ve bunun içinde hem yurt içi hem de yurt dışı taraftaki yatırım araçlarını hem TL hem de döviz bazlı yatırım araçlarını tutacağını söylüyor. Piyasadaki değişikliklere bağlı olarak da bu fonları değiştireceğini belirtiyor bize Albatros Portföy'ün birinci fon sepeti fonu. Albatros Portföy de piramit portföy kadar olmasa da yine de yeni portföy yönetim şirketlerimizden. Dolayısıyla işte farklı fon türlerinde farklı fonlar oluşturmaya devam ediyor. Fon sepeti tarafında da ilk fon olduğunu söyleyelim. Bu fonumuzun karşılaştırma ölçütü BIST 100 KYD bir aylık mevduat TL endeksi. Bunu zaten aslında birçok fon sepeti fonunda görüyorsunuz. Kendilerine eşik değer olarak, karşılaştırma ölçütü olarak mevduatı alıyorlar, mevduatı geçmeye çalışıyorlar. Zaten fonun risk değeri 5 olarak belirlenmiş. Yani ortanın biraz üstü, yüksek riskte bir fon. Yıllık yönetim ücreti olarak yaklaşık yıllık %2 alıyor. Ve stopajı da şu anda %7,5. Dediğim gibi 31 Ekim 2024 tarihine kadar bu orandan bireysel ve kurumsal yatırımcılar vergi ödeyecekler. Fondan elde ettikleri kazanç üzerinden diyelim. Şunu eklemek istiyorum. Şimdi bu fonların biz aslında teorik bilgilerini veriyoruz şu anda. Teoride hangi varlık sınıflarıyla, nasıl bir getiri perspektifiyle, nasıl bir hareket kabiliyetiyle sunulabileceğini aslında üzerinden geçmiş olduk. Ancak bunların somut hale gelmesi için bu fonların halka arz olması, ilk portföy dağılım raporlarının yayınlanması ve ilk portföy dağılım raporlarındaki içeriklerin yatırımcılar tarafından incelenmesi gibi bir süreci de beklemek gerekiyor. Biz şu anda sadece teori üzerinden bu fonun ufkuyla ilgili
deneyimlerimizden kaynaklı olarak bir yorum yapıyoruz. Ancak bunun pratiğe dökülmüş halini portföy dağılım raporlarında beraber göreceğiz. Onu da belirtmek istiyorum. Ben de şöyle bir parantez açayım. Fon diyelim ki ilk defa işlem görmeye başladı. İkinci gün oldu. Giriyorsunuz işte varlık dağılımına bakıyorsunuz. İşte orada ters repo ya da mevduat görüyorsunuz. %80-90. Ya işte bize böyle şeyler geliyor gene info ya da destek iyi gelir .net'e. Bu fon işte hisse senedi fonu içerisinde neden mevduat tutuyor, neden ters repo var diye. Şimdi fon ilk defa açıldığında tabii ellerindeki parayı fon yöneticileri önce bir mevduata yatırıyorlar. Sonra da hangi varlıklar alacaklarsa o varlıkları almaya başlıyorlar. Dolayısıyla da böyle ilk birkaç gün fonun içerisinde daha böyle likit varlıkları, ters repo, mevduat, takas bank, para piyasası gibi bu tür yatırımları görebilirsiniz. O yüzden şaşırmayın. Böyle bir aradan biraz zaman geçtikten sonra içlerine almaları gereken menkul kıymetleri alıyorlar. Evet hocam, çok Evet. teşekkürler bu bilgi için. Bazen ben de merak ediyordum bunu. Allah Allah, bu fon diyorum, hisse senedi fonu. Niye burada, niye hisse senedi %80 değil, ters repo daha fazla? Bunu da Evet. aslında aydınlatmış olduk. Evet, yani orada da fon yöneticileri ya da portföy yönetim şirketi fonu ilk defa açtıklarında can suyu diyorlar ona. Kendileri işte kendi portföylerinden bir miktar alarak işte bu işlemi başlatıyorlar. Sonra da katılma paylarını yatırımcılara açıyorlar. Herhalde söyleyeceklerimiz bu kadar, değil mi İlcan? Evet, biz bunu her ay tekrarlamayı planlıyoruz açıkçası hocamla birlikte. Çünkü hani fonlarla ilgili bilgi sahibi olmak lazım ve en azından bir ön bilgi konusunda biz biraz ışık tutmaya çalışacağız. Teveccühlerinizle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bol kazançlar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.